Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere öyle lezzetli bir konserve tarifi hazırladım ki sabah kahvaltılarınızda lezzetine doyamayacağınız közlenmiş domates konservesi. Buyurun yapımına başlayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öncelikle yıkamış ve kurutmuş olduğum domateslerim var. Yaklaşık 4 kilo kadar domates kullanıyorum. Domates miktarını tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Baş ve uç kısımlarını kesiyorum. Daha sonra domatesin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre elma dilimi şeklinde 3e ve 4'e olacak şekilde doğruyorum. İnanın çok lezzetli bir tarif. Hem çok pratik hem çok lezzetli sabah kahvaltılarınızda şipşak hazırlayabileceğiniz enfes bir domates konservesi mutlaka yapıp deneyin gördüğünüz gibi bu şekilde armut domatesi kullanmayı özen gösterin etli domates olması önemlidir armut domatesi bilmeyenler için şöyle açıklayayım salçalı yaptığımız domateslerden kullanıyorum ve daha rengi hem koyu hem de dolgulu oluyor etli oluyor yani kış hazırlıklarını son gaz devam etmekteyiz benim için kahvaltı çok önemli biliyorsunuz kahvaltı öğünü benim için vazgeçilmezimdir Onun için e, közde domatesli kahvaltıda hem çok lezzetli oluyor hem e, hemen şipşak çıkartıp e, üzerine bir yumurta kırın, mis gibi tüketin gerçekten çok lezzetli bir tarif. Şöyle bütün domateslerimi kıyıyorum. Gördüğünüz gibi genişçe bir tepsiye aldım. Bir kenara alıyorum. Şöyle göstereyim, bakın. Ve yağlı kağıt kullandım. Tepsiyi diziyorum. Mutlaka tepsinizi yağlı kağıt kullanın üste gelmeyecek şekilde sıralamayı özen gösterin arkadaşlar. Üst üstüne gelirse haşlama domates gibi olur. Bu şekilde olması gerekiyor. Yapımı çok pratik, saatlerce size uğraştırmayacak bir tarif. Gördüğünüz gibi sıra sıra dizdik. Bu şekilde benim yaklaşık 3 tepsi kadar çıktı. E, bu sizde değişkenlik gösterebilir e, domateslerinizi sıralama şekli domatesin ne kadar domates kullandığınızı göre farklılık gösterebilir. E, onun için aklınız takılmasın. Şöyle iyice iki tepsiyi dizdim ve üzerine birer fiske tuz serpiyorum mutlaka serpin. Biraz kekik serpiyorum. Şöyle hemen parmağımın ucuyla daha sonra kavanozda da kullanacağımız için tepsi de şöyle çok az serpiyoruz. Bir tutamda kırmızı pul biber ekliyorum. Şöyle üzerine kesinlikle acı olmuyor arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. Tepsimin bir tanesini fırına gönderdim. En yüksek dereceyi fırına gönderiyoruz. En üst rafına koyuyoruz. Bazı fırınlar 300, bazı fırınlar 250 derece. Hangisi en yüksekse o dereceyi kullanın lütfen. Daha sonra iki baş sarımsağı küçük küçük doğruyorum. Mutlaka bu şekilde küçük küçük doğramanızı tavsiye ederim. Fırından çıkan domateslerimi bu şekilde küçük kavanozlara alıyorum. 425 milimlik kavanoz kullanıyorum. şöyle hemen birer kahvaltılık olacak şekilde küçük kavanoz kullanıyorum. Dilerseniz büyük kavanozda kullanabilirsiniz. Aralarına birer tutam sarımsak ekledim. Ortasına ve daha sonra tekrar üzerine domates ilave ediyorum. Domateslerimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kuruttuk. Misler gibi koktu gerçekten. Yapıp deneyin. Ee, çok beğeneceksiniz. Her sene yapmak isteyeceksiniz, inanın. Bu şekilde yazın hazırlamış olduğumuz konserveler, soslar gerçekten kışın, inanın kurtarıcımız oluyor arkadaşlar. Ben çok çok fazlasıyla yapıyorum çünkü çok seviyoruz, ailece çok seviyoruz. Ee, mutlaka sizlerde hiç denemediyseniz denemenizi öneriyorum. Sayfamda birçok sos çeşidi ve turşu çeşidi vardır mutlaka bir de onları göz atmanızı tavsiye ediyorum videomun sonunda da e, kartları bırakacağım oraları da tıklayarak bakabilirsiniz yarım tatlı kaşığı kekik yarım tatlı kaşığı tuz şöyle yarım çay kaşığı kadar kırmızı pul biber ekliyorum ve üzerine geçecek kadar zeytinyağı ilave ediyorum üzerine geçmesi yeterlidir zeytinyağı mutlaka kullanın kaynattığım, hala kaynamış olan kapaklarımı kapatıyorum. Mutlaka kapağınız kaynamış olsun arkadaşlar. Çünkü tekrar kaynatmayacağız. Kapağı iyice sıcak olmalı. Kavanozu bir iki sallıyorum. Daha sonra ikinci kavanozumu doldurmaya geçtim. Bir tepsiden 2 kavanoz çıktı arkadaşlar. Toplamda 6 kavanoz çıktı. Tekrar ortasına biraz sarımsak ekledim. Tekrar üzerine domates ilave ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde baharatlarını ekledim ve kaynamış olan kapağıma tekrar alıyorum. Mutlaka her aşamada kapağınız kaynamış olsun. Şöyle sallıyorum. 2 kavanoz doldu. Diğer tepsim çıktığında diğer tepsimi de kavanozlayacağım. İşlemimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Ama lezzeti gerçekten olay. Umarım videomu izlerken sıkılmamış. Aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm püf noktalarıyla ve ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım videomu. Eğer aklınıza hala bir soru takılıyorsa da yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olmak isterim. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum ve cevaplıyorum. Hepinizi teşekkür ederim. Ve kapaklarını kapatıyorum. Sıcak sıcak kapaklarını kapatıyorum. Toplamda 6 kavanoz çıktı. Tabii ki öncesinde 15 kavanoz yaptım arkadaşlar. Bu sizleri göstermek ve tarif çekmek için yaptığım 3 tepsi. Şöyle kapaklarını iyice kapatıyorum. Mutlaka bir bezle de iyice kapaklarını sıkıştıralım ki kapakları atmasın. Şöyle ters çeviriyorum ve bir gün bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra serin bir yere alarak kış boyu tüketiyoruz. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Hoşça kalın.